Osmanlı'daki eğitim kurumlarına geçelim. Osmanlı Devleti'nde eğitimin temeli arkadaşlar medreselerdi. Medreseler orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim verirdi arkadaşlar. Bu medreselerde dini eğitimin yanı sıra tıp, matematik, fizik, kimya, tarih gibi dersler de verilirdi. Burada yetişenler Osmanlı İlmiye sınıfını oluştururlar ve önemli mevkilere gelirlerdi. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Bey zamanında kuruluyor. Nerede? İznik'te. Medresenin adı ne? Orhan Gazi Medresesi. Peki buranın müderrisi, ilk müderrisi kim arkadaşlar? Mevlana Davut el Kayseri. Evet, ilk medrese Orhan Bey zamanında açılmıştır İznik'te. İlk müderris de kimdir arkadaşlar? Mevlana Davut el Kayseri'dir. Osmanlı eğitim sisteminin gelişmesinde medresedeki alimlerin dışında tekke ve zaviyelerde bulunan alimler de etkili olmuştur arkadaşlar. Tekkelerde tasavvufta yetişip kemale ermiş kişiler halka dini ve ilmi eğitimler veriyorlardı. Şimdi bu tabloda Osmanlı'daki eğitim sistemini kısaca anlatabiliriz. Aklınızda kalsın diye buraya tablo koyduk. Şimdi arkadaşlar eğitim o zaman da örgün ve yaygın eğitim diye ikiye ayrılıyordu. Örgün eğitim dediğimiz okullarda yapılan devlet tarafından kontrol edilen eğitim. Yaygın eğitim de okul dışında yapılan eğitim. Şimdi örgün eğitim Osmanlı'da bir saray eğitimi var. Sıbyan mektebi var, medrese var. Medreseyi anlattık. Orta öğretim ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim veriyordu. Sıbyan mektebi de ilkokul seviyesinde eğitim verilen yerlerdi. Burada Kur'an-ı Kerim okuma yazma öğretilirdi. Bir de saray eğitimi vardı arkadaşlar. Sarayda Enderun dediğimiz kısımda önemli devlet adamları yetiştirilirdi. Şehzade eğitimi zaten adından da belli. Şehzadelerin yetiştirildiği yer. Haremde de saraydaki kadınlara eğitim verilirdi. Bunlar örgün eğitim. Yaygın eğitimler nerede yapılıyor? İşte esnaf kuruluşlarında, loncalarda, camilerde, mahallelerde, saraylarda, köşklerde, tekke ve zaviyelerde de yaygın eğitim yapılıyor.